İktidarın oluşturduğu hak ihlalleri bitmiyor. Her gün her gün skandal hadiselerle karşı karşıyayız. Aydın'da KYK yurdunda arızalanan asansör düştü, bir öğrenci hayatını kaybetti. Hiç olmayacak bir şekilde bir öğrenci bir asansör düşmesi sonucu hayatını kaybediyor. Olacak işler değil bu. Devletin öğrenci yurdunda tertipsiz, düzensiz işler, bakımı, kontrolü yapılmamış asansörler ve hayatını kaybeden bir öğrenci. Belki daha da fazlası var. Şu ana kadar bir öğrenci açıklandı ve maalesef belki başka vefat edenler de var, tam bilmiyoruz. Fakat bu asansör kazası neden yaşandı? Bakın, araştırdık, asansörcülere sorduk. Bize derler ki, bir mesela arkadaşımız 3 yıl asansörcülük yaptım diyor. 15 kişilik bir asansöre 16 kişi bindi diye asansör düşmez. Aşırı yük süngerleri verir ve asansör hareket etmez diyor. Yani 15 kişilik yere 16 kişi bindi diye bu asansör düşmüştür diyemem diyor. İkincisi, oldu da asansör hareket etti ve düşmeye başladı. Regülatör halatı vardır ve bu da fren yapan bir sistemdir. Üçüncüsü, hani ilk ikisi yok, aşağıda tampon vardır düşüşü yavaşlatmak için, ama bunların hiçbirisi yoksa asansör yıllık muayeneden geçemez. Kırmızı etiket alır ve asansör mühürlenir. Demek ki hiçbiri yapılmamış. Yani büyük bir fiyasko var ortada, büyük bir skandal var ve en sonunda gelecek olan kaza geliyor, bir öğrenci hayatını kaybediyor. Olacak işler değil arkadaşlar. Bakın, skandallar ard arda birbirini takip ediyor. Bugün de yine haber aldık. Çanakkale'de bir öğrenci kaldığı KYK yurdunda intihar ederek hayatını kaybetmiş. KYK yurtlarında ne oluyor arkadaşlar? Yani bu kadar düzensizlik, ihmalkarlık, tertipsizlik, düzensizlik, işi ehline bırakmama, skandal hadiseleri ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de bir öğrenci intihar etmişti. Bugün de Çanakkale'de bir öğrenci intihar ediyor. Aydın'da KYK yurdunda asansör düşüyor. Bunlar olacak işler değil, ama işte burası AK Parti, MHP, Cumhur Zulüm İttifakı'nın hakim olduğu bir yer ve ihmalkarlık, liyakatsızlık, had safhada ve bunlar oluyor işte.